Merhabalar sevgili dostlar. Biriz Edebiyat'ın Hece Devriyesi etkinliğine hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Ankara'dan Serap Demirtürk ben. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Güzellikler sizlerle olsun sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar, biliyorsunuz ki halk edebiyatımız 3 ana grupta inceleniyor. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve dini konuların ele alındığı tasavvuf edebiyatı ya da tekke edebiyatı. Bugün anonim halk edebiyatı dedik sevgili dostlarım. Ve anonim halk edebiyatı dediğimizde aklımıza neler geliyor? Evet, halk tarafından uzun dönemler sonunda oluşmuş, halkın ortak malı olan ürünlerden oluşan bir edebiyat, anonim halk edebiyatı. Halkın ortak malı olan bir edebiyatın genel ismi bu. Bu edebiyata ait şiirlerin, yani türkülerin, manilerin, ağıtların kime ait olduğu bilinmemektedir. Her eseri bir sanatkar, şair, ozan ortaya koyduğu gibi anonim edebiyata ait olan nazım biçimlerini de elbette bir ilk söyleyen vardır ama zamanda ilk söyleyen unutulmuş ve halkın beğenisinde yaşamaya başlamış olan bu eserler anonimleşmiştir. Pek çok türküyü dinleriz, söyleyeni bilinmez, maniler dilden dile gelir, halkın malı olmuştur. Ağıtlar dinleriz, ağıtlarla ağlarız ama bu ağıdın kime ait olduğu belli değildir artık çünkü o ağıdı yakandan sonra dilden dile, nesilden nesile aktarılmıştır bu eserler. Genel özelliklerine şöyle bir baktığımızda anonim halk edebiyatının şu özellikleri görüyoruz sevgili dostlarım. Söyleyeni belli olmayan ürünlerden oluşmuştur. Türkü, mani, masal, destan, halk hikayeleri, atasözleri, bilmeceler, karagöz, orta oyunu ve meddah gibi halk oyunları bu dönemin başlıca ürünleridir. Anonim ürünlerde halkın konuştuğu yalın bir dil söz konusudur ve şiirler hece ölçüsüyle genellikle yarım ve cinaslı uyaklar kullanılarak dörtlükler halinde söylenmiştir. Anonim halk edebiyatında nesire geldiğimizde sevgili dostlar, halk hikayeleri, efsaneler, masallar, bilmeceler, fıkralar, Nasrettin Hoca fıkraları, Bektaşi fıkraları, evet geleneksel seyirlik halk tiyatroları, bunlar neler? Karagöz var, orta oyunu var, meddah var. Evet sevgili dostlar, bugün ben bu tiyatro, halk tiyatrosunun Karagöz, orta oyunu ve meddah'tan orta oyununu ele alıyorum ve size orta oyunu hakkında bilgiler vereceğim sevgili dostlarım. Evet, orta oyununu pek çoğunuz bilirsiniz. Özellikle kırsal kesimlerde çok kullanılan, uygulanan bir halk eğlencesi sevgili dostlar, orta oyunu. Evet, orta oyunu etrafı seyircilerle çevrilmiş bir alanda belli bir konunun planına uyularak fakat herhangi yazılı bir metne bağlı kalınmadan canlı oyuncularla oynanan doğaçlama bir oyundur. Orta oyunu adını 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren kullanılmaya başlanan bir oyundur. Bu oyunun 19. yüzyılda ortaya çıktığı gibi görüşler ileri sürülmesine neden olmuşsa da kökeninin daha eski yüzyıllara dayandığı açıktır. Çünkü hiçbir sanat birdenbire son biçimi ile ortaya çıkmaz. Belli bir gelişim sürecini izlemesi gerekir. Türklerin çok eski çağlardan beri canlı aktörlerle oynanan söyleşmeli oyunları olduğu bilinmektedir. 12. yüzyılda yaşamış olan Bizanslı Prens Anna Komnena kitabında imparator babasının hastalığını taklit eden sahnelerle Türklerin eğlendiklerini bildirir. Bunun taklitli söyleşmeli bir oyun olma olasılığı yüksektir. Daha sonraki dönemlerde de
Yine bir Bizanslı'nın eserinde verdiği bilgilere göre 2. Beyazıt'ın sarayında taklitli oyunlar varmış. 16. yüzyıldan sonra ise yerli kaynaklarda orta oyununu anıştıran oyunlardan söz edilir. Orta oyunu tarihsel süreçte kol oyunu, meydan oyunu, zuhri kolu gibi çeşitli adlar almıştır. Bu terimlerin en yaygın olanı kol oyunudur. Evliya Çelebi'nin zamanında 12 kolun adını sayar. Parpul kolu, Ahmet kolu, Kapıcıoğlu, Osman kolu, Servi kolu, Baba Nazlı kolu, Zümrüt kolu, Çelebi kolu, Akide kolu, Cevahir kolu, Patakoğlu kolu, Haşona kolu, Samurtaş kolu. Kim bilir belki de aranızdaki dostlarımızdan bazıları bu kolların kökünden gelmektedirler. Bilirler mi? Kim bile. Evet, her kol 200-400 kişilik topluluklardır. Bir kolda çalgıcı, şarkıcı, dansçı, çengi, köçek, rakkas, cambaz, hokkabaz, sihirbaz, hayvan oynatıcılar, ateşbaz, kuklacılar, karagözcüler, mukallitler gibi çeşitli sanatçılar bulunur. Bu kolların bir kısım sanatçıların çıkarılarak söyleşmeli bölümlerinin temel alınmasıyla orta oyununun son biçimini aldığı düşünülebilir sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, pardon, orta oyununun oyun yeri nedir? Orta oyunun oyun yeri şimdilerde sahnede oynanıyor, sahnede gösteriliyor ama o dönemde köyün ortasında, meydanda. Evet, bir sandık odası, oyuncuların giysilerinin bulunduğu çadır ya da perdeyle kapatılmış bir yer. Oyuncular burada giyinip kuşanıp hazırlanıyor. Sonra bir kapı var, oyuncuların girip çıktığı bir bölüm. Çalgıcılar var orta oyununda ve genellikle zurna ve çifte nara kullanılır. Sonra bir dükkan adlı bir yer var. Yaklaşık 68 santim yüksekliğinde iki kanatlı bir kafes, bir paravan. Burası hemen her oyunda pişekarın aracılığıyla bir iş tutan bir gözlemeci, kunduracı, bir fotoğrafçı gibi kavuklunun iş yeri olarak öyle bir küçük bir yer yapmışlar. Pardon. Ve bir meydan. Evet, uzunluğu 30 arşın, yaklaşık 20, genişliği 20. Evet, böyle bir meydan. Evet sevgili dostlar, ben size bir saz çalıp su içeyim bu arada, kusura bakmayın. Evet, sazımız da olmasa ne yapardık acaba? Evet, bu dükkanın dışında başka ne var orta oyunundaki oyun yerinde? Bir Yeni Dünya diye bir yer var sevgili dostlar. Bu bir paravana. Aşağı yukarı 1,5 metre yüksekliğinde 2 ya da 4 kanatlı bir kafes ya da bir paravana. Çoğu zaman ev ya da hamam olarak kullanılır. İçine giren oyuncuların her yandan görünebilmesi için Yeni Dünya'nın her tarafı açıktır. Ancak kimi oyunlarda oyuncuların görülmemesi gerekirse bez ya da kağıtla kapanır, içinde 2-3 iskemle bulunur. Mevki diye bir yer var, erkek seyircilerin oturduğu bölüm. Kafes diye bir yer var, o da kadın seyircilerin oturduğu bölüm. Bu bölümün önünün kafeste çevrildiği de olur. Ve parmaklık. Çoklukla 1,5 metre yüksekliğindeki kazıklar arasına ip gerilerek yapılan, seyircilerle oyun yerini ayıran bölmedir. Orta oyununun önemli araçlarından biri pişekarın elinde tuttuğu iki dilimli birbirine çarpıp ses çıkaran şakşaktır. Oyunda birini dövmek, bir evin dükkanının kapısını açmak gibi eylemlerde ses çıkarıcı alet olarak kullanıldığı gibi şakşak oyuna yön vermek için de kullanılır. Önceleri oyun gece oynandığı takdirde palanga sırıklar üzerine konulan meşaleler, daha sonra cam fenerler ve lüks lambaları ile aydınlatılırdı. Evet, orta oyunun bölümlerine geçmeden ben bir sevgili dostlarıma merhaba demek istiyorum.
sevgili dinleyenler. Evet, Nezaket Körpe, Serap Hanım iyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum, saygılar kutluyorum diyor. Teşekkür ediyorum, sağ olsun Nezaket Hanım. Evet, Nuh Aliberk bizi dinliyor ve Özcan Kartal arkadaşım bizi dinliyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Recep Süleyman Duran, Nezaket Körpe, Nurdal Utlu, Ayşe Atlı Seren, Yusuf Sümer Yalçın ve Selahattin Acun beğenilerini yapmışlar. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım, şimdi ne de sıramız, sıra orta oyununun bölümlerinde. Şimdi orta oyununun 4 ana bölümü var sevgili dostlarım. Birincisi giriş. Zurna pi şeker havası çalar, pi şeker meydana gelir, iki eliyle dört yanı selamladıktan sonra zurnacıyla şöyle konuşur. Bu konuştuğu bölümün adı muhavere. Zurna kavuklu havası çalıyor, meydana kavuklu ile kavuklunun arkası giriyor. Bu kavuklunun arkası cüce olur, kambur olur, denye olur, bunlardan biri olur. Ve böylece oyunun muhavere bölümü başlar. Bu bölümde de iki bölüm olabilir. Ya ikisi arasında bir çekişmeli konuşma olur ya da tekerleme söylerler sevgili dostlar. Bu bölüm, muhavere bölümü, oyunun en önemli bölümüdür. Buradaki anlatılanların gerçek konuyla alakası yok. Ama burada anlatılanlar böyle söz ustalığı gerektiren bölüm ve o dinleyicilerin, izleyicilerin ilgisini toparlayabilmek için uygulanan bir bölüm. Asıl oyunun olduğu bölüm, fasıl denen bölüm. Tekerleme sona erip de bunun bir düş olduğu anlaşıldıktan sonra fasıl denen asıl oyuna geçilir. Çoğu kez kavuklu iş aramaktadır. Tekerleme sonunda pi şeker bu işi ona bulur. Bu bölümde belli bir olay gösterilir. Oyunlar fasıl bölümünde gösterilen olaylara göre adanır. Bu bölümde oyuna kendi kılık, ağız ve karakterleriyle Çelebi, Zenne, Hırbo, Kayserili, Rumelili, Acem, Arap, Kürt, Laz gibi kişiler de katılır. Sonra 4. bölüm, bitiş bölümü yani epilog bölümü. Fasıldan sonra kısa bir bitiş bölümü gelir. Oyunu bitirmek pi şekara düşer. Seyirciden özür diler, gelecek oyunun adını ve yerini duyurur, iki eliyle temenna ederek seyircileri selamlar ve öbür oyuncularla birlikte meydandan çıkar, zurna bitiş havası ya da ey gaziler ya da İzmir marşını çalarak orta oyununu bitirir. Evet sevgili dostlar, Şengül Aydın da bizi dinliyor. Şengül Hanım hoş geldiniz, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Evet, her hafta çarşamba günü saat 21'de Biriz Edebiyat Hece Devriyesi ile bir aradayız ve halk edebiyatımızı böyle ayrıntılarıyla her hafta bir özelliğini inceleye ilerliyoruz sevgili dostlar. Evet, o zaman bir orta oyunu örneği geliyor sevgili dostlarım. 18 dakikalık bir oyun ve oyunu zurnayı konuşturan adamla başlayıp ey gazilerle bitiriyoruz sevgili dostlar. Başlıyoruz seyre. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Erdem İlkay'ın zurnası. Evet efendim, Hamdi'ye Kız İsteme Provası adlı orta oyununu radyo tiyatrosu gibi dinliyoruz efendim. Of Hamdi of, gene tutturdun beni, evlendir beni, evlendir. Neyle evlendireceğim evladım ben seni, neyle evlendireceğim?
Çeyizin hazır mı? Paran var mı? Sonra getirdiğin el kızını evine alacağın, tahtı nikahına alacağın el kızını neyle geçindireceksin? Niye abi ya, tavuk mu besliyoruz? Alt tarafı kız bakacağız yani, yemini şeyini vereceğiz ya, ne var yani? Ne demek lan yemini şeyini vereceğiz? Ne biçim konuşuyorsun sen, edepsiz? O senin helalin olacak, hayatı paylaşacaksın. Sen ona saygı duyacaksın ki o da sana saygı duyacak. Tamam işte, hayatı paylaşacağız. Ben ne yiyorsam o da onu yiyecek. Evladım tamam da böyle söylenmez. Nasıl söylenir? Yani kedimi besliyoruz, ne verirsem onu, hepsini etme öyle. Ya şimdi İsmail abi, biz her gün sana geliyorum ya ben yemeğe. Onunla getiririz, yemek aradan çıkar. Başka ne kaldı gene? Oh ne güzel. Sen şimdiden yerini yapıyorsun ya. Tabi. Lan evladım, benim evime damat gelin almıyorum. Seni evlendiriyorum, seni. Tamam işte, ben de onu diyorum ya, nasıl olsa bana sen yemek veriyorsun ya her gün. Tamam biz beraber geliriz, ha bir kişinin yemeği, ha iki kişinin. Çarpacağım şimdi. Edepsizlik etme. Böyle yaparsan senin saygınlığın biter. Senin o hanımefendi üzerindeki, müstakbel eşin üzerindeki, efendime söyleyeyim, otoriten kaybolur. Ne yapacağız ya? Lan ne yapacağız var mı? Edep erkan usulü öğrenmen lazım senin. Allah Allah. Sonra kız istemeye gittiğimiz zaman ben seninle alakalı birçok şüphe içerisindeyim. Sen nasıl davranacağını biliyor musun? İşte öğret. Nasıl öğret? Sen öğreteceksin, ben nereden öğreteceksin? Ben bugüne kadar öğrettiğim hangi bir şeyi tuttun da bunu tutacaksın? Allah'ını tamam, ver. Tamam tamam. Bir şey, hadi İsmail gözümü seveyim. Of. Of ki of. Tamam, büzme dudaklarını. Diyelim ki gittik bir konağa. Bak ama ne diyorsam onu yapacağım. Tamam, ne diyorsa onu yapacağım. Edepli olacaksın. Tamam. Adam olacaksın. Olacağım tamam. Diyelim ki bir konağa gittik. Gittik konak. Kız istemeye. Büyük bir konak. Girdik içeriye. İçeriye girdik. Bizi aldılar kaydım. Kabul salonuna. Allah. Bir sedir var böyle fır dolayı dönüyor. Diyelim ki şunlardan bir tanesi sedir. Otur bakayım nasıl oturur. Oturuyor mu? Otur. Hadi tamam, hadi bakalım. Ne yapıyorsun evladım? Sedir oturuyorum. Lan öyle mi oturulur? Nasıl oturulur ya? Edepli oturulur, edepli. Edip yine geldi. Edip değil, edep. Edep başta tac imiş, her derde serpac imiş. Vallahi illa edep, illa edep diyor büyükler. Bak evladım. Kemali edeple sandalyenin üzerine şöyle oturursun. Tamam mı? Böyle ellerin dizlerinde otur. Şimdi birlikte Kemal'le birlikte değil. Kemal nereden çıktı? Sen dedin Kemal'le birlikte sandalye. Lan Kemali edep diyorum. Otur. Ha. Ellerini dizlerine koy. Önüne bak. Bükme boynunu. Medine, tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Yavrum evladım. Medine kapısında ya da Mekke'deki harem kapısında, efendime söyleyeyim, Müslümanların verdikleri hediyeleri, ikramları almak için duran böyle fakir, fukara, garip kurabalar vardır. Biliyor musun sen onları? Allah. Onlar böyle boynlarını büker beklerler. Onlar gibi durma. Ne oluyor sonra onlara? Vallahi işte ikram ediyorlar, yemek veriyorlar, efendime söyleyeyim akçe veriyorlar, fülüs veriyorlar filan filan. Böyle mi duruyor onlar? Hayır. Onlar senden daha önemli duruyorlar. Onlar gibi durmayı öğretsene bana. Ne yapacaksın? Ya belki bana da gelir birkaç akçe. Çarpacağım şimdi. Kız istemeye geldik. Ne? He, kızda akçe mi var? İstemeye gerek yok o zaman. Zaten zenginlermiş, konakları da var. Rahat rahat. İşte masrafsız. Sen iç güveysi geleceksin yani. Yok. Kız, ben eve götüreceğim kızı. Hani seni yemek derdinden kurtaracağım. Nasıl yani olacak o? Yani şimdi çok zenginler de konakta oturuyorlar. Akçeleri var, altınları var, şeyleri vardır herhalde. Yani bu kadar büyük. Baksana konağa. Yani sen şimdi evlendiğin kızın üzerinden mi geçineceksin? Bunun üzerinden geçinmeyeceğim. Ya? Ya beni nasıl olsa damat alacaklar ya, bir işte verirler herhalde. Bekle bekle, verirler. Vallahi herhalde verirler diye bekliyorum. Evladım soracaklar şimdi istediğimiz zaman kızı. Babası soracak, anası soracak. Bu oğlanın işi ne diye, ne diyeceksin? Ne diyeceğim, İsmail'in yanında dolaşıyorum ben. Onun neyse onu yapıyorum diyeceğim. Ha gene beni öne süreceksin. Sen önde duruyorsun zaten. Lan evladım öyle değil, öyle değil. Ben sana ne diyorum, ne diyorsam onu yapıyorum. Karıştırma ortalığı. Tamam, ben de diyorum İsmail ne diyorsa ben de onu yapıyorum diyorum. Allah'ım ne sabirin ya Rabbi, sen bana sabır ver. Oturdun Kemal'i edeple. Kemal'i edeple oturduk. Karşıdan geliyor hanımefendiyle beyefendi, müstakbel kayınpederin ve kayınvaliden. Ne yaparsın? Allah. Şunlara bak, yürüyen sarraf. Ne alakası var? Ya bir konakta oturuyorlar, geliyorlar ikisi beraber, zenginler demek ki, kesin altınları, gümüşleri, akçeleri vardır bunların. Bak, baksana. Edepsizlerim, o gözle mi bakılır? Bakılmaz bile, önüne gözlerini. Önüne, ulan öyle değil. Öyle değil, secde mahallinde önüne bakıyorsun, ellerin dizlerinde. Baktın ki gel. Ne yapıyorsun? Secdeye gittik.
Niye secdeye gidiyorsun evladım? Namaz vakti mi? Secde mahallinde oturuyorsun. Ulan kalk oradan. Otur şu sandalyeden be. Delendirme beni. Aha şimdi de Edip'le oturuyorsun. Vallahi. Baktın ki geliyorlar hemen ayağa fırlarsın. Öyle değil. Nasıl? Adam gibi. Çocukluk yapma, otur. Kalk şimdi yavaşça. Kalk, yavaşça kalk. Ulan o kadar da yavaş değil. Kalk adam gibi kalk, ellendirme beni. Ne yapıyorsun evladım? Ulan ne yapıyorsun? Adam gibi kalk dedin ya. Çarpacağım şimdi. Allah Allah. Fahrettin Cürekli Batur öyle kalkıyordu. Fahrettin Cürekli Batur'un burada ne işi var? Ne bileyim, o kadar öyle kalkıyordu, ben de oradan Allah, kalkıyorum. O kimim? Fahrettin abi doktor. Çarpacağım şimdi. Allah Allah. Ellerini birleştir önünde edeple böyle. Öyle değil. Bana bak. Önüne bakıyorsun böyle. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Allah! Ya namaz da adamın kafasına vurulur mu ya? Lan ne namazı? E dedin ya ellerini böyle birleştir diye. Ulan evladım de... namaz kırmıyoruz. Karşıdan gelenlere saygı gösteriyoruz. Böyle duruyoruz. Ellerimiz önümüzde duruyoruz. Gelenler saygıdeğer insanlar olduğu için. Ha. Senin üç dakika kayınpederim ve kayınvalide. Hangi diyen sarraflar? Çarpacağım şimdi ha. Hoş geldin dediler. Ne yaparsın? Hoş bulduk. Gerçi oturun şöyle. Onlara dedin. He. Sen. Ben dedim. Bu halde kız isteyeceksin. İstenmez mi? Kalk ayağa. Hoş geldin dediler mi? Dediler mi? Dediler. Ha. Bak ne diyeceksin? Ne diyeceğiz? Aman efendim, ömrünüze afiyet. Hoş safa bulduk. Safanız daim olsun. Bu diyeceğiz. Evet. Ha. Söyle bakayım. Efendim, ömrünüze afiyet şifa olsun inşallah. Şifası yok. Bugün. Ne? Afiyet olsun deyince yemek geldi benim aklıma da. Ömrünüze afiyet, ömrünüz uzun olsun manasında. Heh, ömrünüze afiyet, ömrünüz uzun olsun efendim. Hoş safa bulduk. Hoş safa bulduk efendim, nerede bulduk? Onlar hoş geldiniz dediler ya, onların konağına geldik ya, konaklarının güzel olduğunu ifade etmek manasında imanı olarak söylüyorum. Ha, hoş safa bulduk efendim. Aferin. Aferin. Aferin yok. Aferin yok. Ulan aferin yok. Ulan aferin yok. Bacağım şimdi terbiyesizlik yapma, aferin çıkar. Allah ne diyor, ne desin? Ses sesini. Afiyetiniz daim olsun, safanız daim olsun dedin. Afiyetiniz daim olsun, safanız daim olsun. Onlar da dediler ki, aman evladım berhudar olun, buyurun rahatsız olmayın, oturun dediler, hemen oturuyorsun edeple. Otur. Evet. Ondan sonra sen hiç konuşmuyorsun, ben konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Oğlum niye inceliyorsun? Hasbinallah ve nimel vekil, ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım sen bana sabır ver. Evladım niye inceliyorsun? Koltuk takımı çok hoşuma gitti, eve götürsen. Koltuk takımına niye bakıyorsun? Ya evde koltuk yok ya. Ulan çarpacağım şimdi, terbiyesiz, önüne bak. Sen konuşmuyorsun. Edepli bir şekilde oturuyorsun, ben konuşuyorum. Efendim diyorum. Sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş için. Oh oh maşallah maşallah diyorlar. Ondan sonra da efendim Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kerimeniz hanımefendiyi evladımız için istemeye geldik. Eğer nasip ise edep dairesinde tahtı nikahını almak istiyor. İnşallah sizler de makul ve uygun görürseniz kızınızı oğlunuza istiyoruz dedim. Sen o hareketleri yaparsan çarparım bak ben sana. Sen sus, hiçbir şey yapma. Tam o esnada. Müstakbel gelin adayı içeriye girdi. Allah! Ne yapıyorsun evladım? Çok güzel kızmış. Sen terbiyesiz otur. Heyecanlanın müstakbel. Lan terbiyesizlik yapma, otur edepsiz, otur edepsiz. Otur. Allah. Kahve getiriyor. Yüzüne bile bakmayacaksın. Gözlerini indir yere. Kahveyi getirdi, bana verdi. Aldım. Sana veriyor. Ulan önce bana verdi büyük olarak. Tamam aldım. Aldım, sonra götürdü babasına ve annesine verdi. Onlar da aldılar. Sonra getirdi sana verdi. Ne yaparsın? Sade olmuş, ben sade içemem ki. Yapacağım, terbiyesizlik yapma. Kahve öyle alınmaz. Öyle evladım, bunu değiştir meyiştir deme. Vallahi ümüğünü sıkarım. Ben sade kahve içemem ki, şekerli. Kes sesini. Sesini kes. Kahve tepsisi önünde. Gözleri yerde. Yerde. Hafifçe uzatıyorsun elini. Kaldır ellerini hafifçe, benim yaptığım. Al. Tepsi tepsiyi devirdin. Tepsiyi devirdin.
Gözüm açıdayken nasıl kaldırabilirim İsmail? Oğlum evladım, ona göre ayarla işte. Ayak uçlarına bakıyorsun, görüyorsun az çok, hissediyorsun. Kaldırma ayağını. Ayak ucuma bakacağım. Kaldırma ayağını, kırarım o ayağını. Al o fincanı. Al o tabağıyla fincanı, edepli bir şekilde al. Tamam, aldın. Kapatma gözlerini, önüne bak, aldın. Öyle tutulmaz. Avuç içine, avuç içine bülbül yuvasına konmuş nazenin bülbül misali fincan ve bardağın, fincanın tabağı koyulur, oturtulur. Anladın mı? Şu baş parmağın fincanın tabağına destek olur. Evet, bu şekilde tuttun. Parmaklarını açtın kartal kanadı gibi. Edepli bir şekilde. Tamam mı? Fincanın kenarından hafifçe tuttun. Bak, kartal kanadı gibi açık. Fincanı aldın. Gözlerin yerde bu arada, kaldırmıyorsun. Kemali edeple ettin minicik bir yudum ve tekrar koydun. Bu kibarlığın ve efendiliğin göstergesidir. Bekliyorsun. Ama efendim, ellerinize sağlık. Çok güzel olmuşlar. Ziyade güzel olmuşlar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yüzüne bakma lan! Çok teşekkür ediyorum diyorsun. Hanımefendi, bu esnada çıktı. Annesine ve babasına söylüyorsun. Bu ifadeler kızı beğendiğini gösterir senin. Ha. Bakma yüzüne. Ha. Anladım. Anladın mı? Anladım. Yapıyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Efendim, geldi, gözümüz aşağıda. Gittik böyle hafiften aldık. Aldın. Kahve fincanını saksağın yuvasına koyduk. Saksağın yuvası saksa değil, bülbül yuvası. Ha, tak Allah. Cevizli mi? Çarp hocam, cevizlisini memizlisini karıştırma şimdi. Koy oraya. Ha, koydum buraya. Tut efendim, fincanı. Şöyle yetti, şu parmağımızı da saksağın yuvasına, bülbül yuvasına getirdik efendim, koyduk. Sonra bir elimizi açtık efendim böyle serçe kanadı gibi. Serçe kanadı değil. Karga kanadı karga gibi. Karga kanadı değil. Saksağın kanadı gibi. Lan evladım, kartal kanadı. Kartal kanadı. Evet. Gibi efendim böyle. Tut fincanın ucundan, ters tutma, kırarım ellerini düzgün. Kartal kanatlarını çok açmışlar. Evladım, çarpacağım şimdi. Tamam, böyle tuttun. Yaptık efendim. Tuttuk efendim. Aldık efendim. Sonra bir böyle hafif bir yudum çekiyoruz. İç bakayım. Estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Ulan edepsiz, öyle içilir mi kahve? Ya minik bir yudum alacaksın. Minik bir yudum alacaksın ben evladım. Minik bir yudum aldıydım ben. Allah. Bırak onu oraya hemen. Aferin. Ne diyordun? Efendim biraz az şekerli olmuş ama olsun. Aklımlar edeceğiz. Evladım, zehir de olsa beğendiğini ima edeceksin. Efendim, bu zehir çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar içtiğim en güzel kahveydi. Bugüne kadar içtiğim en güzel kahveydi. Niye ayağını kaldırıyorsun? Yalan söylüyorum. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalanla iman bir arada tamam, durmaz. Bugüne kadar içtiğim en kötü kahveydi. Edepsizlik etme oğlum, o da yüzüne karşı söylenmez. Yalan söyleme diyorsun, vuruyorsun. Yalan söylüyorum, yine lan vuruyorsun. Evladım, uygun bir dille güzel olduğunu ifade et. Zehir de olsa edep bunu gerektirir. Efendim, uygun bir dille güzel olduğunu ifade ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. O uygun bir dilleyi söylersen kemikler de kırarım senin. Efendim, teşekkür ederim. Söyledim. Terbiyesizlik etme. Utanmaz, arlanmaz. Kahveyi içtik. Hele şükür bitti. Elhamdülillah. Sordular. Ne dediler? Evladımız ne iş yapar? Ha. Buyur. Sormadılar ki. Diyelim ki sordular. Ha. Efendim ben İsmail abim ne söylerse, ne yaparsa onu yapıyorum efendim. Benim bir işim o. Niye ben sen hık diyenin hıkçısı mısın? Hık demiyor efendim. Hık dese derim de hık da demiyor efendim. Lan evladım, senin işin gücün yok mu? Benim işim gücüm var mı? Ya Rabbi ya Resulallah. Kurban olduğumu Mevlam biliyorum. Benim günahım çok. Sana tövbe ediyorum. Bunu da bana sabır yumağı gönderdin. Ama artık ben dayanamıyorum. Çarpacağım ulan edepsiz herif. Ulan edepsiz herif. Ah. Terbiyesiz herif. Onlar söylenmez. Onlar söylenmez. Ulan madem benim üzerime atacaksın, şöyle bir ifade kullan. Efendim, İsmail Efendi ağabeyim bana en kısa zamanda bir iş bulacak inşallah. Orada çalışacağım filan tarzında böyle bir şeyler söyle. Vallahi. Efendim. Bırak o fincan artık elinden. Kırıldı.
Ulan söyle cevabını ver. Efendim İsmail Bey abiciğim bana en kısa zamanda çok böyle Kemal'le Edep'le birlikte bir iş bulacak. İnşallah orada çalışacağım efendim. Âlâ dediler, güzel dediler. Tahsilini sordular. İlkokul 1'i 8 senede bitiremeden terk ettim. Ulan öyle söylersen kızı vermezler sana. E ne yapacağım ya? Efendim tahsilime devam ediyorum. Hayat bir mekteptir. Tahsilime devam ediyorum. Hayat bir merkeptir. Tövbe estağfurullah. Merkep nereden çıktı? Ulan ben merkep mi dedim? Mektep diyorum sana, mektep. Efendim tahsilime devam ediyorum. Hayat bir mektep. Mektep. Vurgu yapma. Sen vura vura, ben vurgulu oldum zaten. Kes sesini. Kes sesini. Terbiyesiz. Ben sana kız istemeye falan gitmem evladım. Geldik ya. Ki oğlan mesela idi. Meselasında bile bu kadar problem çıkartıyorsun. Kalk ayağa. Ben sana kız falan istemem, kefil mefil de olmam. İsmail. Ne var? Yapma. Ne yapma? Ya bırak Allah'ını seversen. Ramazan mübarek gün benim çektiğim ne? Şu terime bir bak ya, Allah'ını seversen ya. Baksana şu halime arkadaş. Ya adam olmadan gitti. Büzme dudaklarını. Büzme dudaklarını. Ben özür diliyorum seyredenlerimizden ve çıkacağım. Edepsizlik etme. Yavrum evladım, kaç defa söyleyeceğim ben sana? Kaç defa söyleyeceğim? Kaç defa söyleyeceğim ben sana? Allah Allah, gittiğin yer bir konak. Velev ki başka bir yere bile gitsen. Ne demiş büyükler? Ne demiş? Harabat ehlini hor görme Şakir. He. Defineye manik viraneler var. He. Bunu senin için söylemişler. Senin gibiler için söylemişler ama... Oho! Nerede sende o Kemal? Nerede sende o Edep? Hale bak. Allah'ını seversen hale bak. Ahın gitmiş, vahın da arkasından bağırıyor. Beni unuttun, beni unuttun diye. Evladım sen ne zaman adam olacaksın ya? Mesela bir kız istemeye gidiyoruz. Mesela onda bile şaklavanlık yapıyorsun. Yahu akıllı fikirli ol biraz. Yahu edepli ol biraz. Hayatın bütün her aşamasında insan edepli olursa kazanır. Karşısındaki insana söylediği sözle kendini anlatır. Ulan çocuk gibi adamsın. Onu diyorum olmuyor. Bunu diyorum olmuyor. Yahu evladım nasıl olacak bu iş? Sen ne zaman adam ol? Ben görebilecek miyim bunu? Allah Allah. Ya geç. Efendim kusura bakmayın. Gene başınızı şişirdik. Hamdi hep böyle işte. Sürçülisan ettiysek affola. Özür dile. Efendim her ne kadar sütçünün beygirine bir laf ettiyse... Bugün sana kızmayacağım. O bir gün inşallah dua ediyorum. O sütçünün beygiri bir gün gelecek seni tepecek. İnşallah seni tekmeleyecek. Etme. Böyle var ya, sana vurduğu tekmeyle 2.80-1.90 uzanacaksın inşallah. Etme. Ne demek etme? Düzgün özür dile. Yine kızdım. Terbiyesiz herif. Gülme ulan. Ulan gülme, çarpacağım, özür dile, çıkalım. Tamam. Efendim her ne kadar sütçü lisan ettiysek affola, akşamınız hayırlı bereketli olsun. Geceniz mübarek olsun, eyvallah. Yürü edepsiz, yürü. Ya İsmail, yürü, öldürdün şu kahve beni, şeyini bir daha bir ne şey yapsak. Ne kahvesi ulan, yürü. İsmail. Evet sevgili dinleyiciler, sevgili dostlarım, işte böyle bir orta oyununda Hamdi'ye kız isteme provasıydı ve iyi gazilerle oyun devam ediyordu. İşte orta oyunundaki tipler Pişekar, Kavuklu, Çelebi, Zenne, Sarhoş, Tuzsuz, Külhan Bey'i, Zeybek, Cüce ya da Kambur, Denyo, Anadolu Rumelili kişiler, Müslüman azınlıklar, Yahudi, Ermeni ya da Yahudi Rum olarak ana karakterler vardır. Ve bu ana karakterlerin en başında Pişekar ve
kavuklu var. Pişeker, Karagöz oyunundaki Hacivat'ın karşılığıdır. Pişeker, orta oyununda oyun başıdır. Oyunu o açar, o yürütür, o kapar. Pişeker hem oyuncu, hem sahneye koyucu, hem de yazar gibi davranır. Pişeker'in kılığı şöyledir. Dört renkli ve dört dilimli bir külah, kenarında dışından kaplanmış dört parmak kürklü bir cübbe, altında aynı renkte bir çakşır, bir entari veya bir mintan ve çelik pabuçtan ibarettir. Kavuklu ise Karagöz oyunundaki Karagöz'ün karşılığıdır. Kavuklu, orta oyununun baş komiğidir. Pişeker'le birlikte asıl oyuncudur. Pişeker'den bir ev ya da dükkan kiralar ve oyunun sonuna kadar orada kalır. Kimi zaman Pişeker'le, kimi zaman öteki oyun kişileriyle sürekli ilişki halindedir. Oyuna girdiği andan itibaren komedi ögesi bu aktörün üzerinde toplanır. Oyun kişileriyle olan sözleşmelerinde ters anlama, anlamazlıktan gelme, anlamadan anlamış görünme, benzetme gibi söz oyunları, çelik pabuç üzerine giyilen arkalıksız terliği sektirmek, düşecekken toparlanmak, kavuğu düşürmeden oynatmak ve sonra başı hızla hareket ettirerek eski durumuna getirmek gibi hareket ustalıkları ile bu rol hem doğaçlama yeteneği, nüktedanlık hem de çeviklik gerektirir. Oyunun diğer kişilerinin güldürme gücü kavukluya çatmakla bellidir. Kavuklunun kılığı şöyle anlatılır. Başına abani sarıklı, dilimli kavuk, sırtına kırmızı çuhadan cübbe, bunun altına uzun boy entarisi giyer, cübbenin altına, entarisinin üstüne, beline şaldan kuşak bağlar, entarinin iki ucunu kaldırıp beline sokar, yarı belden aşağı çakşır giymiş olduğu görülür, ayağında çedik pabuçlar vardır. Evet sevgili dostlarım, bu kılık ve kıyafeti, az önceki oyunu bu videomuzun altına link olarak ben size göndereceğim ve sizin de aynı kıyafetleri canlı olarak görmenizi ve vaktiniz varsa oyunu bir de görsel olarak izlemenizi öneririm sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, önümüzdeki hafta gene anonim halk edebiyatına, bu sefer destanlarımıza geçeceğiz ve önümüzdeki hafta destanlardan örnekler, size bir örnek. Destanlar genellikle uzun olduğu için sanırım anca tek bir destan örneği sunabiliriz sevgili dostlarım. Evet işte böyle sevgili dostlar, yayında bizimle olan sevgili Ahmet Polat arkadaşımıza, Elza Mamadova, Ozan Derdivar, Recep Süleyman Duran, Nurdal Utlu, Ayşe Atlıselen, Yusuf Sümer Yalçın, Selahattin Acun, Sebiha Alıcı, Rabia Barış, Nezaket Körpe, Ömer Gündoğan, beğen yapıp kalp gönderenler. Bunun dışında sevgili dostlar, bakalım başka, Sadi Çengül Aydın Hanım var. Nezaket Körpe arkadaşımı söyledik. Nuh Ali Berk arkadaşım ve sevgili Özcan Kartal dostum programımızı dinlediler. Yanımızda oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, akşamınız güzel olsun, hoş olsun. Sağlık, mutluluk, esenlik sizlerle olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sağlıcakla kalın.